Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf matematik dersi 3. ünite doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemi konusunu işleyeceğiz. Hoş geldiniz. Doğal sayılarla çarpma işlemiyle başlayalım hemen. Çarpma işlemi. Buradaki bu problemle hemen çarpma işlemini görmüş olalım. Marketten dörtlü paketlenen süt kutularından 170 paket aldık. Buna göre kaç tane süt kutusu aldık? Bu şekilde problemlerimizde çarpma işlemi kullanıyoruz. Dörtlü paketlenen süt kutusundan 170 paket aldığımıza göre 170 ile 4'ü çarpıyoruz. Çarpma işlemimizi görelim. Hadi bakalım. 4 kere 0, 0. Çarpma işleminde bir sayıyı 0 ile çarptığımız zaman sonuç 0'dır. 4 kere 7, 28. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 6. Problemimizin sonucu 680. Şimdi ikinci soruya bakalım. Ankara-İstanbul seferi yapan bir otobüsün bilet ücreti 125 TL. 35 yolcu bilet aldığına göre otobüs firmasının bu seferden elde edeceği gelir nedir? Yine 35 yolcu her biri 125 TL'ye bilet alıyor. O zaman yine çarpma işlemi kullanıyoruz. Burada da 125 ile 35'i çarpacağız. 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayıyı çarpıyoruz. Hadi bakalım çarpalım. 5 kere 5 25. Elde var 2. 2 kere 5 10. 2 elde 12. Elde var 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 6. 3 kere 5 15. Elde var 1. 2 kere 3 6. 1 daha 7. 3 kere 1 3. Topluyoruz. 5 7 13 4375 sonucunu buluyoruz. Evet. Çarpan sırasının değişmesine geçmeden önce şunları söyleyeyim. Biraz önce söylemiştik zaten. Sıfırla herhangi bir sayıyı çarptığımızda sonuç sıfırdır. Bir doğal sayının bir ile çarpımı ise sayının kendi değerine eşittir. Bunları da söyleyelim. Şimdi çarpma işleminin sağlamasını çarpım sonucunu çarpanlardan birine bölerek yapabiliyoruz. Çarpma işleminin sağlamasını da bu şekilde yapıyoruz. Onda da çarpma ve bölmenin birbiriyle ilişkisinde göreceğiz onu da. Şimdi çarpan sırasının değişmesi. Çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirirse de çarpımın sonucu değişmez. Yani çarpan sayısının artması da bu kuralı etkilemez. Şurada bakalım. 42'li paketlenmiş kalemlerin tanesi 5 liradır. 12 paket kalemin fiyatı kaç liradır? Sorumuz bu. Burada 42'li paketleniyor. Tanesi 5 liradan 12 paket. İşlemimizi bu şekilde bulacağız. Yani burada da çarpan sırasının değişmesi demek. Bu şekilde birden fazla çarpanı olduğu sorularda parantez içine alabiliriz. Örneğin 42 çarpı 5'i parantez içine alıp çarpı 12. Önce parantez içindeki işlemi yapıyoruz. 42 ile 5'i çarpıp daha sonra 12 ile çarpıyoruz. Ya da şöyle yapabiliriz. 42'yi dışarıda bırakıp 5 ve 12'nin çarpımını parantez içine alabiliriz. Sonuç değişmiyor. Sadece çarpanların sırası değişiyor. Bu şekilde yapılabilir. Veya 5 dışarıda kalıp 42 çarpı 12 şeklinde işlemi çözebiliriz. Bunun haricinde bir de 10, 100 ve 100'ün katları ile kısa yoldan çarpma var. 10, 100 ve 100'ün katları ile kısa yoldan çarpmayı da örneklerle görelim. Örneğin 13 çarpı 50 işlemine baktığımız zaman 10 ve 10'un katlarıyla kısa yoldan çarpmak için önce
sıfırı görmeden işlem yapıyoruz. Yani 13 ile 5'i çarpıyoruz. 3 kere 5, 15, 65. Daha sonra bu sıfırı ekliyoruz sonuca. Yani 13 çarpı 50, 65, sıfırı görmemiştik. Sıfırı ekleyelim. 650. Kısa yoldan bu şekilde çarpabiliriz. Örneğin bir başka örnek. 22 çarpı 400 diyelim. Bu da 100'ün katı bir sayı. 400. 100'ün katı bir sayı. Şu iki sıfırı görmeden 22 ile 4'ü çarpıyoruz. 88. Daha sonra 88'e 2 sıfırı ekliyor. 2 sıfırı ekliyoruz. Sonucumuzu buluyoruz. Kısa yoldan bu şekilde bulabiliyoruz. Veya bir örnek daha yapalım şuraya. Bu sefer de 1000'in katıyla 6 çarpı 9000 diyelim. 9000 de 1000'in 9 katıdır. Yani 1000'in bir katı. Bu 3 sıfırı görmeden 6 kere 9 54 ve diğer 3 sıfırı da eklediğimiz zaman işlem sonucumuzu kısa yoldan kolayca yapmış oluruz. Diğer bir soru 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpmaya bakalım. Şimdi 5 ile kısa yoldan çarparken diğer çarpımı 2'ye bölüp 10 ile çarpacağız. Örnek verelim. 24 ile 5'i çarpıyorum. Şimdi neden 2'ye bölüp 10 ile çarpıyorum? 5'i nasıl elde edebilirim? 10'un şuradan aklınızda çok kolay kalabilir. 10'un yarısı nedir? 5. O zaman ne yaptım? Burada 2'ye böldüm. 5 ile çarptım. 10'un katı. Buradan aklınızda kalabilir. 24 çarpı 5. Şimdi çarpanlardan birini 24'ü 2'ye bölüyorum. 12 ve 5 çarpı 2'ye böldüm. 5 çarpanını elde etmem için de 12'yi 10 ile çarpıyorum. 120 işlemin sonucunu kısa yoldan bu şekilde bulabiliyorum. Bu 5 ile çarparken. Bir de 25 ile çarparken nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Örneğin 48 ile 25'i çarpıyorum. Bunda ne yapıyorum? Çarpanlardan 48'i 4'e bölüyorum. 12 ve 100 ile çarpıyorum. 12 çarpı 100, 1200. 25'i nasıl elde ediyorum? Buradaki 5'i elde ettiğim gibi 100'ü 4'e bölerek 25 elde ediyorum. O zaman ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. 100 ile çarpıyorum. Buradan daha kolay aklınızda kalabilir. İşte 5 kaça bölüp kaça çarpıyorduk? 25'i kaça bölüp kaçta çarpıyorduk diye aklınıza takılırsa buradan kolayca hangi işlemi yaptığımızı anlayabilirsiniz. Şimdi hangisi var? 50 ile kısa yoldan çarpmaya bakalım. 50 ile kısa yoldan çarpmada şu işlemi yapalım. 36 çarpı 50 işlemine bakalım. Bunda da ne yapıyoruz? Diğer çarpanı yani 10'un katı olanı değil. Diğer çarpanı ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 18 ve 100'e çarpıyorum. 18'i de 100'e çarpıyorum. 1800 sonucuna ulaşıyorum. 50 neydi? 100'ün 2'ye bölümüydü. O zaman ne yaptım? 36'yı 2'ye bölüp 100'e çarptım. 50 ile de kısa yoldan çarpma işlemi bu şekilde. Şimdi bir de şuna göz atalım. Bir zihinden çarpma işlemine bakalım. Zihinden çarpma işlemi. Zihinden çarpma işlemi yaparken 10, 100, 1000'in katlarıyla nasıl kolayca çarpım yapabilirim? Ona bakacağız zihinden çarpma işleminde. Örneğin 15 çarpı 10. Ne yapıyorum? Bu bir sıfırı görmüyorum. 15 ile 1'i çarptım. 15, sıfır ekliyorum. 150. Bir sayıyı
10 ile çarpmak 1 0 eklemek demektir. O sayıya 1 0 eklemek demektir. 10 ile çarparken. Peki 100 ile çarparken 6 çarpı 100. O zaman 100 ile çarparken de o sayıya 2 0 eklemek demektir. 1000 ile çarparken 5 çarpı 1000 diyelim. Çarptığımız sayıya 3 0 eklemek demektir. Kısa yoldan, zihinden çarpma işleminde 10'un katlarıyla bu şekilde kolayca çarpım yaparız. Bir diğer konumuz ise çarpma işlemini tahmin etme. Çarpma işlemini tahmin etmeye bakalım. Çarpma işlemini tahmin ederken önce çarpanlardan birini ne yapıyoruz? En yakın onluğa yuvarlıyoruz. İşleme bakalım. 17 çarpı 5 işlemi verilmiş bize. Burada ne yapıyorum? 17 sayısını, çarpanlardan birini en yakın onluğa yuvarlıyorum. 20. Ve diğer çarpanla çarpıyorum. 100 sonucu. Bu tahmini sonuç. Bu işlemimiz. Ve şimdi gerçek sonuca bakalım. İşlemimizin gerçek sonucu. İşlem sonucu da 17 çarpı 5 nedir? 105. İşlem sonucumuz 105 çıktı. Tahmini sonucumuz 100 çıktı. Arasındaki fark 5. Sonuç farkı da 5 olur. Bu şekilde çarpma işlemini tahmin etmede yine çarpanlardan birini 10'luğa yuvarladık. En yakın 10'luğa ve diğer çarpanla çarptık. Şimdi bunları da bitirdikten sonra problem çözme ve kurmaya geçelim. Şimdi bir de problemlerimize bakalım. İki doğal sayıdan biri diğerinin 4 katından 12 fazladır. Küçük sayı ise 20. İki sayının çarpımları sonucu kaçtır? Küçük sayıyı vermiş bize. 20. Peki biri diğerinin 4 katından 12 fazlaysa hemen 20'yi 4 ile çarparım. 80. 12 fazlası nedir? 92. 12 fazlası iki sayının çarpımını istiyor bizden. Yani biz burada büyük sayıyı 92 bulduk. Küçük sayıyı zaten vermişti, 20 idi. Çarpma işlemi yapacağız. Tekrarlayalım isterseniz çarpma işlemimizi. 0 ile 2'yi çarpıyorum. 0. 0 ile 9'u çarpıyorum. 0. 2 kere 2 4. 1 basamak sola geliyorum. 4. 2 kere 9 18. Topluyorum. 4 8 1. 1800. Şöyle yapalım, ikinci soruya geçmesin. 1840 işlem sonucumuzu buluyoruz. İkinci soruya bakalım. Burada da bir problem kuracağız biz ve onu çözeceğiz. Bir tepsi tatlının alış demiş 15 TL. Satılan 4 tepsi var. Satış fiyatı 50 TL diye vermiş. 1 aylık kar. Bunu nasıl kurarız bu problemi? Diyelim ki, diyebiliriz. Bir tepsi tatlı 15 TL'den. Bir tepsi tatlı 15 TL'den alınıp 50 TL'ye satılıyor. Diyebiliriz. Ve günde 4 tepsi tatlı satıldığına göre, günde 4 tepsi tatlı satıldığına göre bu satıştan elde edilen bir aylık kar nedir diyebiliriz. Bu satıştan elde edilen bir aylık kar nedir? Bize bir aylık karı soruyor. 15 liraya alıp 50 liraya sattıysa bir tepside karına bakalım önce. 50'den 15'i çıkarırsam 35 lira bir tepsiden karı. Peki bu günde kaç tepsi satıyor? 4 tepsi. O zaman 35 ile 4'ü çarpıyorum.
4 kere 5 20, elde var 2, 4 kere 3 12, 14. Yani 4 tepsiden 140 lira kar ediyor. Peki günde 4 tepsiden 140 lira kar ettim. 1 aylık karını sorduğuna göre 140'la da ne yapıyorum? 1 ay 30 gün, 30'la çarpıyorum. 0 ile çarptığım bütün rakamlar 0. 3 ile geçiyorum arta. Topluyoruz. 4200 lira kar varmış bu satıştan. Çarpma işleminde problem kurup çözme konusunu da bitirdikten sonra bölme işlemine geçebiliriz. Şimdi bölme işlemine bakalım. Bölme işleminde bölümün kaç basamaklı olduğunu belirleme konusu var. Bölümün basamak sayısını işlemi çözmeden nasıl yaparız? Hemen öncelikle buna göz atalım. Örneğin 74 bölü 4 diyelim. Bunda işlemi yapmadan basamak sayısını kolayca belirlemek için 7 ve 4 bakacağız bölme yaparken, değil mi? O yüzden 7 4'ten büyük olduğu için bölüm 2 basamaklıdır diyeceğiz. Bölüm 2 basamaklı. Bir başka işleme bakalım. 52 bölü 8 diyelim. 5'te 8 bakıyoruz bölme işlemi yaparken, değil mi? O yüzden bakalım. 5 8'den küçük olduğu için buraya bir basamak yazamayacağım. O zaman bölüm nedir? 1 basamaklıdır. 415'i 4'e bölersek. 4'te 4 bir kere var. Bölüm yazabileceğim. O zaman ne yapıyorum? 4 eşittir 4 ise burada bölüm nedir? 3 basamaklıdır diyebiliyorum. 736 sayısını 11'e bölersek 7'de 11 var mı? Yok, tabii ki 7 11'den küçükse burada da bölüm 2 basamaklıdır diyebiliyorum. Bu şekilde bölme işlemi yapmadan basamak sayısını belirleyebiliyoruz. Şimdi bir de şunları görelim önce. Zinden bölme işlemine geçmeden önce şunu yapalım. Şu sayı mesela 74 bölü 4 sayısında. 74 nedir? Burada bölünen, 4 sayısı bölen. 4 sayısı bölen. Burası bölüm ve kalan. Bölme işlemimiz bu şekildedir. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Ve kalanlı bölme işleminde kalan her zaman bölenden küçük olmalıdır. Bölenden küçük olmalıdır kalan. Onu da birazdan bir örnekte göreceğiz. Şimdi şöyle bir örnekle bunu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bölen sayı 14 diyor. Şunu çizelim. Bölen sayı şurası 14. Bölüm 13 vermiş. 13 ise kalan 13 ise bu işleme göre bölünen sayı en fazla kaçtır? Bölünen sayı en fazla kaçtır dediğine göre burada ne yapıyorum? 13 14'ten nedir? Küçüktür. O yüzden en fazla dediği için kalanı 13 alırım. Yani 14 ile 13 çarparım. Sonucumu bulurum. Sonuç nedir? 182. 13 ile topluyorum. 182'yi ve 195. En fazla dediği için burada kalanı vermediğini düşündüğümüz zaman, bölen ve bölümü verdiğinde bölünen sayının en fazla istiyorsa bölen sayıdan bir küçüğünü alırım kalana ve bölünen sayıyı en fazla olarak bulurum. Şimdi zihinden bölme işlemine geçebiliriz.
Ona geçmeden önce de bir tane 4 basamaklı bir sayıyı da bölme işlemi yapalım isterseniz. 4 basamaklı bir sayıda bölme işlemi yapalım şuraya. Örneğin 6325 sayısını 7'ye böldüğümüzde 6'da 7 yoktur. 63'te 7, 7 kere 9, 63, 0. 2'yi aşağı iniyoruz. 2'de 7 var mıdır? 0 kere vardır. 5'i indiriyoruz. 25'te 7, 3 kere. 3 kere 7, 21, 4. Burayı yazmamız gerekirse burada bölünen sayı 6325. Bölen 7 bölüm 903 kalan ise 4. Bu şekilde çözümleyebiliriz sayımızı. Şimdi zihinden bölme işlemine geçiyorum. Zihinden bölme işleminde yine 10, 100 ve 1000 ile yani onun katlarıyla sıfır olan işlemlerde zihinden bölme işlemi çok kolay yapılabilir. Örneğin 600'ü 10'a bölüyorum. 1 sıfır var, 1 sıfır var. Bu sıfırları siliyorum. Ne kalıyor? 60. Sıfır silerek bölme işlemini kolayca yapabiliyorum. 300 bölü 100 diyelim. 100'deki 2 sıfırı ve 300'deki 2 sıfırı siliyorum. 3 kalıyor. Sonuç 3 diyebiliyorum. Bakıyorum. 50.000'i 1000'e bölüyorum. Ya da 2000'e bölelim. 2000'e bölelim. 2000'deki 3 sıfır ve 50.000'deki 3 sıfırı sildik. 50'yi 2'ye böleriz. 25. Bu şekilde zihinden bölme işlemi. Bir de bölme işlemini tahmin etme var. Bölme işlemini tahmin ederken yine bölünen ve bölen sayıyı en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayarak buluyoruz. Örneğin 623 bölü 32 diye bir bölme işlemimiz var. Burada bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamam daha uygun. 623 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarsam 632 sayısını en yakın onluğa yuvarlarsam 30. Sonuç ne? Sıfırları silerim. 60. 20. Sonucumuzu bu şekilde tahmin ediyoruz. Bölme işleminde tahminde yine diğerlerinde olduğu gibi en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlanarak yapıyoruz. Diğer bir konu çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye bakalım. Çarpma ve bölme birbirinin sağlamasıdır. Birbirinin sağlamasıdır. Nasıl ki? Bakalım bir çarpma işlemine. Çarpma işleminde örneğin 6 çarpı 30 eşittir nedir? 180. 6 çarpandır. 30 da çarpandır. 180 çarpımdır. Bu çarpma işlemimiz. Bölme işlemine bakalım. Bölme işleminde bakın sağlaması olduğunu nereden görebiliyoruz? 180 çarpım sonucunu ne yapıyorum? Çarpanlardan herhangi birine bölüyorum. 30'a bölüyüm. 180 nedir bölme işleminde? Bölünen. 30 bölendir. Şimdi bölümü bulacağım. Bu şekilde iki çarpanı bulmuş oluyorum. Çarpanlardan biri 30. Sıfır silerek kolay yoldan bölelim hemen. Onu öğrenmiştik. 1 sıfır buradan, 1 sıfır buradan siliyoruz. 18'i 3'e bölersek 6. Bölümü 6 buluyorum. Bu şekilde ne yaptım? Tersini yaparak birbirinin sağlaması olduğunu buradan görebildim. Çarpanlardan. Çarpımı çarpanlardan birine bölerek diğer çarpanı bulmuş oldum. Bu şekilde. Başka bir konu problem kurma ve çözmeye geçelim. Bölme işleminde problem kurma ve çözmeye geçelim. Burada verilenler var. Kuru kayısı 1500 kilogram, paketler 5 kilogramlık. Burada nasıl bir problem oluşturabiliriz? Şöyle söyleyebiliriz. Markete 1500 kilogram kuru kayısı gelmiştir.
Kayısılar 5 kilogramlık paketlere ayrılacaktır. Buna göre kaç paket gerekir diye bir problem oluşturabiliriz verilenlere göre. Çözüme geçelim. Ne kadar kilogram geldi? Toplamda 1500 kilogram geldi. Kaç kilogramlık paketlere bölünüyor? 5 kilogramlık paketlere bölüyoruz. Kaç paket olacağını bulmamız için bölme işlemi yapmamız lazım. Bakıyoruz. 15'te 5, 3 kere, 3 kere 5, 15. 2 sıfır aşağı indiriyorum. 2 sıfır da bölüme koyuyorum. Yani 300 paket gerekliymiş burada da. Başka bir konu, matematikte eşitlik durumuna bakalım. Matematikte eşitlik durumunda iki işlemin birbirine eşit olması demek, iki işlemin sonucunun da aynı olması demektir. Örneğin şuna bakalım. 63 bölü 7 işlemi verilmiş. Burada bizden istenen bir boşluk çarpı 3. Eşittir dediğine göre bu iki işlemimiz birbirine eşit. Yani sonuçları aynı olmalı. 63'ü 7'ye bölersek 7 kere 9 63'tür. 9. Burada 9 sonucunu elde etmemiz isteniyor. 3 ile kaçı çarparsam 9 yapar? 3. Tabii ki burada istenen de 3. Bu şekilde eşitlik durumu dediğimiz bu. 60 bölü 2, pardon, çarpı 2 diyelim. Burada yine istenen kutucuk bölü 3. 60 ile 2'yi çarpacağım önce. 120 yapar. Yani şuradaki işlemim de 120 olmalı. Hangi sayı 3'e bölersem 120 sonucunu elde ederim? Bunu da çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişkiden yola çıkarak yapabilirsiniz. Örneğin şimdi neydi? Birbirinin tersiydi çarpma ve bölme. Sağlama yaparken öyle yapıyordum. Hangi sayıyı 3'e bölersem 120 eder? Bunu bulmam için 120 ile 3'ü çarpmam lazım. Yani burası da 360'mış. Bu şekilde bulabiliyorum. Ve bir başka örnek daha yapalım. 23 ile 3'ü toplayalım. Burada istenen kutucuk. Burada da bölü 2 diyelim. 23, 3 daha 26'dır. Burada 26 sonucunu bulmam isteniyor. Hangi sayıyı 2'ye bölersem 26 sonucunu elde ederim? Yine aynı şekilde 26 ile 2'yi çarparsam hangi sayıyı 2'ye böldüğümde 26 çıktığını bu şekilde bulmuş olurum. Eşitlik durumu matematikte de bu şekilde. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konu anlatımlara kolayca ulaşmak için abone olun ve bildirimlerinizi açın. Videolarımızı paylaşmayı da sakın unutmayın. Hoşça kalın.